Herkese merhaba, ben Ebru, hoş geldiniz. Bugün sıfırdan çeyiz düzüyoruz serimin ikinci videosundayız. Ben ilk videomda anlatmıştım zaten birazcık. Şimdi tekrar biraz size bahsedeyim. Nişanlımla yaklaşık 10. senemiz oluyor ve bu süreç boyunca ben hiçbir şekilde çeyiz düzmedim. İlk defa sıfırdan şu an sizinle birlikte düzüyoruz. İlk hazırlığı yapanlar var. Bence bu videolarım çok faydalı olacak size. Kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Eksik bütün her şeyinizi, listesini yapın. Buradan da işte benden de beğendiğiniz, zevkinize uyan şeyler olursa da aşağıya linkini bırakacağım. Bütün ürünlerin, gösterdiğim bütün ürünlerin. Çünkü ya hepsini yeni aldığım için şu an hepsinden stoklar işte güncelleniyor, bitenler oluyor ama hepsi yeni ürünler olduğu için siz de ulaşabileceksiniz. Bu yüzden çok mutluyum. İlk videomda size işte mutfak gereçlerimi, tencere takımımı, saklama kaplarımı ve kek kalıplarımı göstermiştim. Bu videomda size yatak setlerimi, işte nevresim takımları, çarşaf aldıklarımdan, günlük yemek ve çatal bıçak takımımı hepsini bu videoda göstereceğim. Bu video dediğim gibi seri bir video olacak. Üçüncüsü ve dördüncüsü gelir diye düşünüyorum. O yüzden ilginiz varsa mutlaka kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ki bu videolarımı kaçırmamış olun. Kanalımda çok da güzel seyahat videolarım da var. Onları da izleyebilirsiniz. O zaman ilk olarak yatak setimle başlayalım. Bu bayağı ağır bu arada. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama çok kucağımı alayım. Karaca'nın Mihrimah Gold serisini aldım. Boyum kadar yalnız. Şöyle kelepçeli kutuda geliyor bu arada. Şuradan resmini göstereyim size. Duruşu bu şekilde, içerisinde. Ben bunu indireyim, içindekileri göstereyim. En iyisi böyle olmayacak. Bu arada ben bütün yatak setlerimi king size aldım. Takımlarımı da king size aldım. Çünkü yatağımızı biz büyük almayı düşünüyoruz. O yüzden her şeyimi de işte çarşaflarım falan hepsini battal boy king size olarak aldım. Bu da Karaca Home Mihrimah Gold king size serisi. Bu king size'da da ne vardı biliyor musunuz içerisinde? Bu 11 parçaydı. Nakışlı nevresim 2.40x2.20. Nakışlı volanlı yastık kılıfı, örtüsü, volanlı yastık kılıfı, dekoratif yastık falan var. Hatta dekoratif yastığı şöyle göstereyim size. O kadar hoşuma gitti ki bu. Gold rengi böyle çok böyle gold gold bağırmıyor. Hem sade hem böyle şık yani. Hani tam çeyizlik olarak düşündüm. Biraz hani aşırı sadeye de gitmek istemedim. Çünkü diğer aldıklarım hepsi öyle şatafatlı şeyler değil. Yani dedim ki bu birazcık öyle olsun. Bakın mesela bu arkadaki yastıklar. Yatak örtüsünün kumaşı da bunun gibi. Yani şöyle yakından göstereyim. Almak isteyen olursa. Böyle gold. İşte buraları nakışlı. Bu ışıkta daha net görünüyor yaldızları. Böyle yansımalı. Bu yastıkları şöyle iki tane arkası için yastık var. Bu şekilde. Taniyesi çok hoşuma gitti üzerindeki. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız paketlemesi falan gayet güzel kilitli kapta geliyor. Bunu da online söyledik bu arada. Her şeyi online söyledim. Ben malum pandemi olduğu için öyle gidip görüp alamadım. Böyle daha rahat oluyor. Hem bir sıkıntı olduğu zaman mesela kırık bir şey olduğu zaman hemen telafi ediyorlar. O yüzden yani burada gördüğünüz her şeyi rahatlıkla alabileceksiniz diyorum. Örtülerim de 3'ünü de Madame Coco'dan aldım. 3 çeşit. Bir de bir tane daha aldım. Bir tane daha var. O da kayınvalidem hediye aldı onu. O onun evinde. Onun da fotoğrafını yana eklerim. Fotoğrafları var. Ben direkt bu fotoğraflar üzerinden göstereyim. İlki bu şekilde. Satin serisinden aldım ben. Antibest Duet Cover Set Satin Patterns falan diyor. Antibest adı galiba bunun. Paketlenmeleri de çok güzel. Bu arada kumaşı yumuşacık. Satin serisinin özellikle yumuşacık. Dokunduğunuz zaman kalitesini hissediyorsunuz. O yüzden Madame Coco'nun bu nevresim setlerine mutlaka bakın. Çok güzeller. Bunları da ben yine king size aldım. Bunlarda king size var. O yüzden çok rahat hepsinden istediğim modeli buldum. Bunun içerisinde çarşafı var bu arada. Ama çarşafları lastikli değil. O yüzden ben ekstra lastikli çarşaf alıyorum. Hepsine lastikli çarşaf da alacağım. Onu da belirteyim. Aralarında en favorim şu bambu olan. Deseni bu şekilde. Bunun kumaşı o kadar güzel ki. Şöyle duruşu bu. Tordi bambu set diye geçiyor. Kumaşının kalitesini size anlatamam. Bunu mutlaka bence herkes de bundan olması lazım diye düşünüyorum. Yumuşacık yani terletmez. Sıkmak için, sermek için sabırsızlanıyorum. Bunu çok beğendim. Sade de olunca benim
favorim oldu. Bazı şeylerde böyle yatak türevlerinde mesela ben böyle daha otelvari seviyorum. Çiçekli böcekli hani çok böyle şatafatlı seviyorum. Sade olsun. Çarşaf, nevresim ve işte iki tane de yastığı var. İçerisinde çiçek desenleri var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Işıcık. Bu da çok güzel. Ya aldığım hepsini çok beğendim ve bunları işte görmeden online'dan almıştım. Rengi de white print diye geçiyor. Yani beyaz. Beyazın üstüne beyaz gibi ama birazcık griye de kaçıyor gibi diyebilirim. Arka tarafında çizgileri var. Bunlar için böyle çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım niye bilmiyorum. Kayınvalidemin aldığı da Finelen Nevresim takımı. O da nasıl biliyor musunuz? Böyle kışlık kumaş gibi çok değişik bir dokusu var. Onlara bir bakın. Flanel olanlara Madame Coco'da. Çok güzel bir desen beğendim. Onun da fotoğrafını şuraya eklerim. Linke de eklerim aşağıya. Stokları herhalde güncellenir. Bunu misafir için aldım. Bu Nevresim takımını. İngiliz Home'da. Gri renk aldım bunu da. Bunun kumaşı mesela böyle birazcık daha sert ama rengi çok güzel bunun da. Şimdi bunu normal double size aldık. Otellerde olan bembeyaz. Nevresim takımından almıştım ama gelen o kadar kötüydü ki iade ettik onu. Ama içerisine şöyle lastikli bir çarşaf aldım. Bunun kumaşı çok güzel, yumuşacık. Şöyle göstereyim uzaktan size. Bu gümüş markasının battal boy yine. Bu da şu. Şöyle göstereyim. Bunun linki ekleyeceğim zaten mutlaka bakın. Şu ikisi. Kumaşları bunların yumuşacık. Çok beğendim. Bunlar kaldı. Şimdi beyaz Nevresim takımı da alacağım. Onu almadım henüz. Mal boy olduğu için muhtemelen bu da misafir için olacak. Deseni böyle. Bu da yumuşacık. Çok güzel. Renk tonları da böyle soft. Anneannemin akrabası almıştı. Çok güzel. Bunu da bulursam linki eklerim. Yorganımı da Karaca'dan aldım. Şöyle yumuşacık, küçücük, küçücük. Otellerde olan Nevresim takımından aldım. İade ettim demiştim ya. Oradan yorganla yastık da almışım. Onları da iade ettim. O kadar berbattı ki. Bazı yorumlar çok çok iyiydi. Bazı yorumlarda diyordu ki çok kötü geldi diyenler olmuş. Ben de o kötü gelenler grubundayım. Sanırım bazısına iyi bazısına kötü ürün mü gönderiyorlar bilmiyorum ama. Bu bayağı iyi. Bu tam istediğim gibi oldu. Bir battaniye aldım. Böyle yatağın üstüne günlük örterim diye. Hem böyle pike niyetine de kullanılabilir yazın. Bakın. Deseni çok güzel. Alt taraflarında püskülleri var. Koyu beş, 2.42-2.60 bunun boyutu. Böyle bu şekilde. Sonra Trendyol'dan kurç aldım. Kurçları da şöyle aldım bakın. Bunlar ikili ikili miydi böyle tekli tekli miydi tam hatırlayamıyorum. Biz karışık aldık da. Çünkü eve şu anki annemlerle oturuyorum. Şu an odama da bazımın altına da aldım. Onlara götüreceğim bunu. Yanları pembe çizgili önünde de Home Sweet Home yazıyor. Bu tarz kurçlar çok kurtarıcı oluyor gerçekten. Orta boyda 64-41-35. Bundan 3 tane aldım. En son mega boyu da, en büyük boyu da 74-46-46. Bundan da 2 tane aldık. Bunları en son yıkayacağız. İşte evime taşınacağım zaman Nevresim takımlarımı yıkayıp bu kurçlarıma koyayım diyorum. Hem temiz temiz koksunlar hem düzenli olsunlar. Onun için aldım bunları. Şimdilik yatak odası bitti. Mutfağa geçeyim. Şöyle mutfaktan devam edelim. Mutfak tekstilinden. Bundan iki tane, bir tane daha sonradan sipariş verdim. İngiliz Home'dan şöyle dörtlü havlu aldım. Renkleri çok güzel. Pembe, krem, gri ve böyle bej rengi. Banyomda normalde hani ben kağıt havlu kullanıyorum yüzüme mesela silmek için. Bunu da hani elimi silmek için onu kullanmayayım diye. Bundan böyle her güne bir tane koyayım. İşte haftada bir yıkansınlar. Böyle hemen eli silip oraya koymalık böyle. Yani otellerde görmüşsünüzdür belki. Minik ufak oluyor bunlar. Hem de mutfak için düşündüm. Masa örtüme geçiyorum. Bu masa örtüsü hem sade hem şık bir şey. 1.60x2.20 aldık. Fotoğraftakinin gümüş rengi. O beklediğimden çok çok daha güzel geldi. Bunu Trendyol'dan aldım. Bakın şöyle püskülleri var yanında. Yanı bu şekilde. Bunun da gümüş parlak ve ortasında şöyle nakışı var. İşte çok dantelli dantelli olsun istemiyorum. Bu tarz şeyler işte benlik. Siz de böyle bu tarz şeyler seviyorsanız bence bundan
alabilirsiniz. İlk videoda göstermeyi unuttuğum bazı şeyler var bu mutfak gereçlerinde. Onları göstereceğim. Bir de işte banyo kaplarımı, süzgeçlerim falan da diyorum hemen şimdi göstereyim hızlıca. Bu videonun açıklamalarına da eklerim. Madame Coco'dan böyle bir kalorifer temizleyicisi aldım şu şekilde. Hatta bunu şu anki evim için aldım ama böyle bir şey, eğer kaloriferliyse eviniz, bunu böyle geçiriyorsunuz içinden. İçindeki bütün tozları temizliyor. Yani benim alerjik rinitim var mesela. Eğer ki sizde hani böyle toza karşı alerjiniz varsa ve yoksa da zaten oluşabilir. İyice bunları temizlemek için çok güzel bir alet. Böyle yamulttum şimdi. Madame Coco'dan şöyle şurası gold detaylı bir çekçek aldım. Ayakkabı çekeceği. Uzun da bayağı böyle. Çok da bunu denedim. Annem eve de aldı bundan. Çok güzel. Çok rahat ayakkabı giyiliyor. Bu kovaları da Trendyol'dan aldım bu arada. Bunun iki tane aldım. Şöyle gri saplı. Üzerinde de ölçüsü yazıyor. Ben bunu böyle şeffaf almak istedim. Şu da sanırım Madame Coco'dan. Şöyle bir maşrapı aldım. Aslında böyle kapaklı aldım. Bir tanesi kapaksız. Şurada bir su haznesi var. Bunun altı bu şekilde. Büyük bir mop. Bunlar renkleri, hani stokta hangisi varsa o gönderiliyor. O yüzden renklere takılıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok takılmam sonuçta. Hepsi güzel. Bunun annem de aldı evde ve kullanıyoruz şu an. O kadar güzel ki. Şurada bir şöyle matarası var. Bu matarasının içerisine şu kadarcık su, bakın. Yüzey temizleyicinizi koyuyorsunuz ve yüzey temizleyiciyi çok az koymanız gerekiyor. Çünkü çok köpürüyor. Olmasın diye. Böyle çok azıcık, yani bunun ölçüsü kadar. Normalde koskoca kovaya bir kaşık konuyor ya. Buna da böyle minnacık koymanız gerekiyor. Mis gibi koku veriyor. Bunu koyduktan sonra şu şekilde takıyorsunuz. Ve şurada bir düğmesi var. O düğme böyle tam içeri geçecek şekilde. Geçti. Ve şurası falan da böyle şey, yumuşak. Hani eliniz böyle acımıyor tutarken, çok pratik. Şurayı da şöyle klipsini takıyoruz. Böyle taktık. Altı bu şekilde çıkarılabilir. Yıkanabilir. Kasıcık kısmı böyle çıkıyor. Şimdi bunun asıl özelliğini hemen anlatıyorum. Şurada bir mandalı var. Bu mandalı böyle bastığınız zaman ucundan şu ön tarafa doğru su püskürtüyor. Ve siz böyle bu şekilde o suyla temizliyorsunuz. Ve normalde zaten yere süpürdükten sonra sildiğiniz için yer tertemiz suyla yapıyorsunuz. Çok pratik, hemen şık 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 yapıp böyle 5 dakikada bitiyor ev. Yani bundan yoksa evinizde, çeyiz için demiyorum, normalde mesela. Fiyatı da uygun. Mutlaka bundan alın. Kovalı, sıkmalı viledalardan almayacağım. Hiç gerek yok ona. Sadece bunu alsanız yeter. O kadar iddia ediyorum. Çok güzel bir alet. Çok pratik, mis gibi kokutuyor evi. İkili yedekleri satılıyor. Annemle ikili yedeği aldık. Biri benim, biri annemin oldu. Şu çay kutusundan aldım. Plexi çay kutusu. Ve içerisi bu şekilde. Böyle kapanıyor. Bunun içerisine işte sallama çaylarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda vanilin, kabartma tozu vesaire, onları da koyabilirsiniz. Ben size ekstra bir şey daha göstereceğim. Buna mesela takılarınızı da koyabilirsiniz. Ve benim aklıma şu geldi. Mesela çok rujunuz varsa, rujlar da içine sığdığını fark ettim. Bakın şimdi elime gelen rujları şöyle koyacağım sizin için. Böyle rujları da alıyor ve içerisinde düzenli duruyor. Bu şekilde makyaj malzemelerinizin organizeri de yapabilirsiniz. O yönden de çok hoşuma gitti. Özellikle rujları koymak için. Bu şekilde kullanmak için de alabilirsiniz. Öyle bir göstereyim dedim. Diş kutusu aldım. Bu şekilde. İçerisine de iğne iplik aldım tabii ki de. Bunun üstünde böyle bir bölmesi var. Bu iğnelerden aldım. İşte şöyle makas koydum şuraya şimdilik. Makas almadım henüz daha. Bu evdeki makas, size göstermek için koydum. Şöyle en çok kullanılan iki iplikten şöyle büyük aldım. Şöyle bir set aldım. Biraz boyutu küçük geldi. Artık bittikçe alırım herhalde. Her rengi var içerisinde böyle. Çocukların oyuncak malzemelerini koymuşlar. Takı malzemelerini koymuşlar. Hayal gücünüze kalmış artık. Ne koyarsanız sonuçta kutu. Ve bunun kutunun fiyatı da uygundu bu arada. Hamur sıçratmayan, içerisindeki işte hamur çırpıldığı zaman sıçratmayan bir kap aldım. Kapağı bu şekilde açılıyor. Direkt böyle pratik. Çok güzel bu da. Turşu, işte zeytin, onları koyabileceğiniz bir kap. Şimdi bu nasıl özelliği içerisinde aslında. Şöyle açtığınız zaman kapağını, içerisinden
Böyle bir kap çıkıyor ve süzgeçli. Yani şöyle çıkardığınız zaman suyu altta kalacak. Buradan işte turşunuzu falan siz alıp içerisine geri koyacaksınız. Ya da zeytininizi, böyle sıvı şeyleri. Süzgeçli bir kap aldım. Bunu mesela bulaşık kabı da yapabilirim. Ayrıca hamur mayalama kabı aldım. Şöyle koskocaman. Bakın bu şekilde. Bunda ekmek pişiler. Bayağı pişiler yaparım herhalde bunun içerisinde. Şurada ölçüleri de yazıyor. Koskocaman gayet. Büyüklüğü de güzel. Böyle bir kap aldım. Şu İngiliz Home'dan balık barbekü ızgarası. Bundan iki tane aldım. Böyle büyük balıkları koyup içerisine ızgaraya koyuyorsunuz. Bu şekilde diyorum. Şöyle buzdolabı içi yumurtalık aldım. Böyle koku falan silmesin diye şöyle 15'li yumurtalık aldım. Çok da büyük değil, böyle tam ideal. Çok da tatlı duruyor. Bir de şöyle elimin altında dursun diye bir el rondosu aldım. Bu şekilde. 5 bıçaklı. Ben özellikle 5 bıçaklı olmasına dikkat ettim. Şöyle çekip hemen pratik elde bir şey yapacağınız zaman, bana da mutlaka bundan alalım sana dedi. Çok kullanacaksın dedi. İşte soğanı falan hemen bunun içerisine koyup çıt çıt hemen hallediyor. French press'i göstermek istiyorum. French press'in bir de küçük minik bir boyu daha vardı. O nerede bilmiyorum. O birazdan çıkarsa gösteririm. Tohana markasının. Burası cam. Üstü de gayet kullanışlı. Ve tutuşu da sağlam ve büyük. Bunların hepsini English Home'dan aldım. Porselen gibi değil mi? Mesela ayakları da var. Ama bu bir melamin. Melaminden arkadaşlar. Porselen gibi duruyor. Bundan 3 tane aldım. Görüyor musun? Şunu bir, şunun güzelliği. Bu da düz. Bu da oval bir servis bu şekilde. Bu gri renk. Altında ayakları yok. Daha dikdörtgen küçük olanından. Bu da 26'ya 16 santim. Bunları da, bunu da babam almış bu arada. Bu da yine melamin. Sunum tabağı bu şekilde. Bu parlak. Bunun rengi de çok güzel. Bunu Bim'den almış. Natural Love markasını şu. Bunun bir de şöyle büyük tabağı var. Daha uzunu. Şöyle ikili iki boy. Bir de bunun şöyle siyah rengini almış. Kahve bardaklarımın yanında sunum yapabilirim. Bundan da iki tane şöyle yine yan yana. Ben bir anda çeyiz yapmaya başlayınca onlar da heyecanlandı. O yüzden eve geldi işte şey diyor. Bak sana çeyiz aldım, işte şunları aldım. Şu rende Acar Home'dan. Bunu kayınvalidem hediye aldı. 24 santim 3 parça karıştırma kabı. İçerisinde şu 3 parça dedi şu. Bir tane rendesi var. Bu gerçekten çok pratik. Şurada da kapağı var. Buradan kapağını açıyorsunuz. Ve içerisinde yine az önce gösterdiğim gibi hamuru falan yaptığım zaman sıçramıyor. Ve şu başlıkları takıyorsunuz mesela, şöyle takalım. Rendelediğiniz şeyler içerisine dökülüyor. Böyle açıp kapağını direkt kullanıyorsunuz. Çok pratik. Çok hoşuma gitti. Videoyu izleyen kimsenin, bence yani bu serimi izleyecek kimsenin çeyiz eksiği kalmaz. Çünkü size her şeyimi gösteriyorum. Gerçekten aldım, her şeyi gösteriyorum. Birinize faydam olursa ne mutlu bana. Çünkü gerçekten incik cincik o kadar çok şey var ki insanın böyle beyni patlıyor. Yani ne alacaktım, ne lazımdı, ne eksik, işte listeler yaptım ben. Bir sürü ona göre alıyorum. Bunları alırsanız bence bir eksiğiniz kalmaz. Şimdi yemek takımı, şimdi kahvaltı takımına başlayalım mı? Size şimdi kahvaltı takımı göstereyim. Kahvaltı takımımı Acar'dan aldım. Bu 25 parça bir kahvaltı takımı. Duman varmış, efekti var böyle. O kadar hoşuma gitti ki şurada da bir. Yani bu kahvaltı takımında böyle bu şekilde bir şey almak istedim. Yanında şöyle siyah mat kaseleri var. Bir de şöyle bunun minik boyları var. Bir de şöyle büyük bir servis tabağı var. Bakın normal tabakları böyle. Bu biraz daha büyük bir servis tabağı. Bu şekilde desenli çay var. Ben çay hastasıyım. Gerçekten çay içmeye bayılıyorum. Her türlüsünü, işte yeşil çayı, normal çayı, kahve içmeyi de çok seviyorum bu arada. O yüzden bayağı bir çay bardağı olacak bu setin içerisinde. Bunun içerisinden çıkan çay bardağı bu şekilde. Yine altı da böyle. Ekstra şöyle üçlü bir mat zeytinlik aldım böyle. Böyle S. Bunları ben ekstra aldım ayrıca. Şöyle seramik, yine kahvaltı takımıyla uyumlu şöyle servis tabakları aldım. Şöyle küçük, bir küçük boyu var. Şöyle bir boy büyüğü var. İçi dumanlı gibi bunun. Özellikle öyle tercih ettim. Mesela şu hediye gelmişti.
sosluklar, işte reçellikler, artık ne koyarsanız. Şu hafif böyle ovalimsi, şu önü açık. Bakın arkası daha büyük. Burası daha büyük, burası açık gibi böyle içerisinde. Tam bunlar sosluklar, işte reçellikler. Şu çok tatlı bir şey. Minnacık. Bu kahvaltı takımıyla mesela uyusun diye de şöyle rakleden siyah dokulu bardaklar aldım. Bunu kahvaltıda kullanırım diye aldım. Bu da altılı. Bu şekilde şurası böyle mat gibi. Çok güzel. Bunları çok seviyorum. Evet, bunu aldım. Ben bunlarla uyusun diye şöyle. Normal su bardağı olarak da kullanacağım. Kahvaltılığın içerisinden 3 tane böyle kase çıkıyor. 2 tane o dikdörtgenden çıkıyor. İşte geri kalan şunları ekstra ben aldım. Sonra günlük yemek takımıma geçelim. Sonra tatlı tabaklarıma geçelim. Kahvaltı takımımla uyusun diye aldım çatal bıçak seti. Yine Acar'da. Bu 6 kişilik. Bundan ben bunu 12'ledim. Kahvaltı takımının yanına koymuşlardı. Çok hoşuma gitti. Çatalı bu şekilde. Yine her şeye olur. Ben kahvaltı için almıştım. Günlüğe yine başka bir çatal bıçak takımı daha aldım. Ben fiyatlarını size söylemiyorum. Unutuyorum çoğunu. Ama dediğim gibi linki ekleyeceğim için girip bakarsınız. Ve hani çok pahalı değiller mesela şunu. Bu altılısı bunun 170 liraydı. Şimdi 170 lira olması lazım. 12'ledim ben. Hep beğeniyordum böyle bir şeyi. Görünce hemen aldım. Bunu da Trendyol'dan aldım. Fiyatı sanırım 90 lira bunun. Bu havan. Böyle mermer bir havan. En sevdiğim parçalardan birisi oldu. Gerçekten o kadar güzel ki. İçi de bu arada mat. İçinin mat olması da şeyden kaynaklanıyor. Yani içi biraz daha böyle törpülenmiş gibi. Koyacağımız işte sarımsak vesaire içerisinde kaymasın diye çok güzel düşünmüşler. Tamamen mermer ve ağır bir ürün. Mürdüm renklerinde, içerisinde böyle hafif morluk var. Şimdi salata tabağımı göstereyim size. Salata tabağı da çok güzel. Ve bu çok uygun fiyatlıydı. Ve ayrıca incecik cam olmasına rağmen kırılmadan gelmiş. Çok güzel paketlemişler. İnce ve tam istediğim gibi. İki tane de kaşığı var bu şekilde. Kaşıkları böyle plastik. Ben belki daha sonra başka kaşık alırım. Ayrıca salata dışında mesela bunun içerisinde karpuz kabuğunda doğranır. Böyle meyve içerisinde işte meyve salatası yapılabilir. Ne bileyim kısır yapılabilir. Bakın kısır servis sunumu için de çok şık. Hani böyle bir şey bence böyle bir şey kesin yani herkesin ihtiyacı vardır. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Ben çok beğenerek aldım. Çok beğenerek kullanacağım. Kutuyu elime alamayacağım. İçerisinden çıkarıyorum. Tulu porselenin. Benim günlük yemek takımlarım bu şekilde. Kasesi mesela. Yani duruşunu fotoğrafını şuraya ekleyeceğim şimdi. Şuradan bakabilirsiniz. Çünkü buradan tam anlaşılmıyor. Bu arada bunlar hepsi el boyaması, el yapımı. Püskürtülmüş boya gibi. Üzeri sonra fırınlanmış. O yüzden çok gerçekten çok kaliteli. Yani hiç düşünmeden alabilirsiniz. Eğer böyle bir şeyleri beğeniyorsanız. Çatal bıçak takımım var ya mesela. O çatal bıçak takımım da bununla çok uyar. Bu takım 24 parçadan oluşuyor. Yani orta servis kaseleri yok. O yüzden onu ayrıca satın aldım ben. Ve ben 6 kişilik değil 12 kişiliğe tamamladım günlük takımımı. Bu günlüğe kullanacağım için işte kırılır eder falan diye düşündüm. Hem de böyle bir misafir arkadaşımız hani birisi falan gelirse öyle dedim 12'ye tamamlayayım. Bu şu an buraya getirdiğimde değil diğeriyle birlikte paketlenmiş. O yüzden onu getiremedim. Onun ben yine linkini aşağıya bırakırım. O da çok kaliteli. Yine aynı bunun gibi. Aynı bunun gibi böyle bunun kayık servis tabakları. Bunun bir de Güral porselenden çay tabağını aldım. Resmen bununla aynı. Bu çay tabağının üstüne de çok tatlı bir çay bardağı aldım. Onu da göstereceğim hemen. Altılısı 17 lira. Bunun özelliği şu ki bu tombul bir bardak. Nasıl diyeceksiniz? Bakın şunun tatlılığına. Böyle bir ince. Hani içme yeri ince. İnce cam. Şu beli de ince. Altı tombul o kadar tatlı duruyor ki bayıldım ben buna. Çok tatlı duruyor bakın. Lavun çay seti var. Bu annemde varmış. Lavun derin serisinden. Şöyle şuraları tırtıklı gibi. Böyle üçgen gibi, damla gibi yapmışlar. Böyle bir bardak. Bundan 6 tane var. 12'li değil. Şundan 12'li aldım ama.
bu tombulu o kadar çok beğendim ki bundan 12 ile aldım. Mesela değiştirebilirim yani daha sonra. Şunu şuna koyabilirim mesela şöyle. Sonra ya da buna buna, tombulu buna koyarım. Böyle. Tombulun çok değişik bir havası var ama bakın. Çok farklı yani. Çok şirin ve çok böyle tarz duruyor. Hoşuma gitti, bilmiyorum. Günlük takımımla yine kullanacağım. Günlük bıçak setimi göstereyim. Bu arada içerisinde bunun her şeyi var. 89 parça ve bunu annem evde de kullanıyor. Bıçaklarına bayıldım. Bıçaklarına gerçekten bayıldım. Kesimi bir böyle sivri geliyor ya. O benim o kadar hoşuma gitti ki. Bunu normal çelik aldım. Bu renk. Gümüş rengi. Alt rengi mesela çay kaşığı almak istiyorum. Bu çay setimle uyusun diye. Onu diğer videoda göstereceğim. Misafir yemek takımına da altınlı bir şeyler olsun istiyorum. Bu arada bayağı sağlam yani. Biz bunu evde de kullanıyoruz. Hiçbir şekilde yamulmuyor. Çok kaliteli. Bu Almond markasını gerçekten öneriyorum size. Çatalı bu şekilde. Kaşığı böyle. Çok estetik duruyor yani şuraları falan. Çok hoşuma gitti benim bu takım. Bir de hani kalitesini de bildiğim için hiçbir şekilde biz evde de bunu günlükte bunu kullanıyoruz. Hiçbir şekilde kararma yok, çizilmiyor. Yani oldukça kaliteli. Gerçekten buna hayran kalmıyor. Bıçağı beni tavladı. Tatlı kaşığı bu şekilde modeli. Bu da çay kaşığı. Bu çay kaşığının işte altın rengini de alacağım. Full altın rengi istiyorum. Ve bunun içerisinde kepçesi, kevgiri, bakın sunum şeyleri, şunlar falan da var. Kepçesi var. Hani bu set ve bu da çelik aynı şekilde, aynı kalitede. Şöyle spatulası var. Şöyle bir servis kaşığı var. Of, bir an koskocaman değil mi? Bir servis kaşığı var. Piyasadaki diğer şeylere göre fiyatı uygun yani. Bu misafirliğe bile olur bence. Şöyle ucu, bunun adını bilmiyorum. Ucu bu şekilde olan bir hani servis. İşte bunun herhalde, işte bunda tavuk falan servisi için. Şu da kevgir. Bu arada herhalde en sonlara doğru elektroniklerin çeyiz videosu gelecek. O daha henüz almaya yeni başladım. Onlar daha vakti var. O yüzden önce şöyle aldıklarımı bir toparlayarak gidiyorum. En sonda artık eksikleri tamamlıyorum diye bir video olacak. Yani bu çeyiz videosu yaklaşık 5 serilik falan geliyor. Ona göre yeni hazırlık yapanlar varsa mutlaka takipte kalın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdi diğer videoda devamını çekeceğim size. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye. Take you there.